أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز müminler, muhterem Müslümanlar, bugünkü cuma vaazımızı 14 asır önce kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin bugünkü hadiselere ışık tutan, bugünkü olayları aydınlatan mübarek bir hadis-i şerifini izah etmek suretiyle cuma sohbetimizi tamamlamaya çalışacağız. Allahu Teala şefaat-ı Mustafa'ya cümlemizi mazhar eylesin inşallah. Önce hadis-i şerifi arz edeyim. Arkasından da günümüzün hadiselerine ışık tutan yönlerini açıklamaya devam edeyim. Resul-i Zişan aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem Nebiyyü Zişan Ahmedü Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Meselül kaimi fi hududillahi vel vaki'i fiha kemeseli kavmin istehemu ala sefine fesar ba'duhum a'laha ve ba'duhum esfelaha ve kânellezîne fî esfelihâ ize istekav minel mâ'i merru alâ men fevkahum fekâlu lev ennâ kharakna fî nasîbina kharkan ve lem nü'zi men fevkana fe'in terakûhum ve mâ eradû helekû cemî'an ve in ehezû alâ eydîhim necev ve necev cemî'a sadaka Rasûlullah ve nataka Habibullah fîmâ kâl evke mâ kâl revâhul Bukhari rahmetullahi aleyhil bari. Evet, 14 asır evvel dile kolay 1400 sene evvelden hitap ediliyor ümmeti Muhammed'e. Resmen 1400 yıl geriden ışık tutuluyor. Bakın şu Nur-u Muhammediye, Nur-u Muhammedi demek Muhammed Mustafa'nın ışığı sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın Nur-u Muhammedi'nin kuvvetine, kudretine, nüfuz kabiliyetine bakın ki 1400 seneden beri bu ışığı, bu nuru, bu ziyayı kimse kesememiş. Öyle bir ışık ki Mekke-i Mükerreme'den tutuluyor, bakın önümüze kadar geliyor. Kimse önünü alamamış, kesememiş ve kaynağını kurutamamış. Rahmeten lil alemin olan Habibi Zişan Efendimizin bu mübarek açıklaması, bu muazzam beyanatı hiç kesintiye uğramadan aynen günümüze kadar gelmiş olduğunu saadetle görüyoruz. Ne muhteşem bir hadis-i şerif ki Cenab-ı Hak bu hadis-i şerifi bize kadar ulaştırmış. Bu hadis-i şerifi bize kadar ulaştıran
bize kadar sıhhatle gelmesini sağlayan bütün İslam alimlerini rahmetiyle, rızasıyla mükafatlandırsın inşallah. Sahih-i Buhari, İmam Buhari Hazretleri, düşünün yani bu hadisleri tespit etmek, böyle nesilden nesile aktarabilmek için nasıl çalışmışlar, nasıl didinmişler, nasıl çırpınmışlar, anlatmakla bitirmemize imkan yoktur. Hak Teala hepsinden razı olsun. Biz hadis-i şerifi önümüzde, kitabımızda kolayca, rahatça bulabilmemizi onların çalışmalarına borçluyuz. Resulullah buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, meselül kaimi fi hududillahi vel vaki'i fiha. Efendiler, burada hududullah diye bir kelime var. Hudut, hepinizin bildiği gibi sınır anlamına geliyor. Hudut. Hududullah, Allah'ın koyduğu sınırlar. Yani geçilmemesi lazım. Çiğnenmemesi lazım. O hudutlara mutlaka riayet edilmesi lazım. Hududullah. Bu hudutlar geçilirse ne olur? Veya Allah'ın koyduğu hudutlar geçilir mi? Nasıl geçilir? Niçin geçilir? Geçildiği zaman sonuç ne olur? Bütün bunlar geniş bir ders konusu. Ders konusu. Bu konuların tamamını kısa zaman içerisinde ele almak zaten mümkün değil. Ancak günümüze taalluk eden cihetleriyle meseleyi açıklamaya devam edeceğiz. Allah-u Teala'nın koyduğu hudutlar, sınırlar, sabit çizgiler, bir Müslüman o noktaya geldi mi duracak. Nitekim hepinizin bildiği gibi devletlerin de sınırları var. Falan devlet, filan devlet, arada sınır çizilmiştir. O taraftan bu tarafa geçmek yasaktır. Bu taraftan da öbür tarafa geçmek yasaktır. Geçilirse ne olur? Bunlar da bilinen hadiselerden ve zamanımızın konuşulan gündelik konularındandır. Oralara girmeyelim. Nasıl ki devletlerin, milletlerin sınırları, tarlalarda, bahçelerde, mülkiyet sahiplerinin sınırları, hudutları varsa Allah-u Teala'nın da dünyada yaşayan insanlara, yaşayan Müslümanlara koyduğu sınırlar var. Koyduğu hudutlar var. O hudutlara, o sınırlara riayet etmek, itaat etmek, o sınırları muhafaza etmek müminlerin üzerine borçtur. Geçilmemesi lazım. Mesela en azından ve en çok tekrarlanan hudutlardan birisi olan günde 5 vakit namaz. Bakın, iman ettikten sonra, iman ettikten sonra, iman etmek nedir hepimiz biliyoruz. Teberrüken hep beraber bir kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Kelime-i tayyibesini kalbimizle tasdik ettikten, dilimizle de ikrar ettikten sonra Allah-u Teala'nın bu kelimeyi tasdik eden, mümin olan, Müslüman olan bir insan için bir günde, yani 24 saat zaman içerisinde koyduğu 5 tane sınır var. 5 sınır. Bu 5 sınır nedir? 5 hudut, 5 vakit namazdır. Sabah namazının hududu, sınırı bellidir. Güneş doğmadan evvel kalkacaksınız. Güneş doğmadan evvel kalkmak farz-ı ayındır. Sabah namazına kalkmak farzdır, hem de farz-ı ayındır.
herkesin borcuna borçtur, boynuna borçtur. Farz-ı ayın demek tek tek herkese farz. Farz-ı kifaye biliyorsunuz değişiyor. Cemaat-i Müslümin'den bir grubun eda etmesiyle öbür gruplardan sakıt olan farz. Farz-ı ayın ise birisinin yapmasıyla öbüründen sakıt olmaz. Herkesin bizzat yapması lazım. Bugün düşünün, Allah'ın koyduğu hudutlardan her sabah güneş doğmadan evvel kalkması gereken Müslümanlar kalkmadığı zaman, kalkmak için tedbir almadığı zaman o hududu resmen çiğniyor mu, çiğnemiyor mu? Buyurun. Siz basit bir Yunan hududunu çiğneyemezsiniz. Suriye hududunu çiğneyemezsiniz. Ermenistan hududunu çiğneyemezsiniz. Başınıza gelmedik bela kalmaz. Biz her gün Allah'ın koyduğu sınırı çiğniyoruz. Her gün Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sınırları çiğniyoruz. Kasıtlı kasıtsız. Güneş tam zeval noktasına geldiği zaman bir sınır daha koymuş Cenab-ı Hak. Öğle namazına davet sınırı. İkindi ezanına kadar o sınırı geçmeyeceksin ve öğlen namazını eda edeceksin. Bu Allah'ın hakkıdır, Allah'ın hudududur, Allah'ın sınırıdır. Sonra ikindi, sonra akşam, sonra yatsı, sonra sabah namazı. Bakın her gün bu hudutlar tekrar ediyor. Ruh bedenimizden çıkıncaya kadar bu hudutlar devam ediyor. Çiğneyip çiğnemediğimizi kendi nefis muhasebemizde mütalaa etmeliyiz. Bir Müslümanın kendi nefsini hesaba çekmesi lazım. Acaba ben ne ölçüde Allah'ın koyduğu hudutlara riayet ediyorum veya ne ölçüde riayet edemiyorum diye her bir mümin nefsini hesaba çekmesi icap eder. Hacısı da, hocası da, dervişi de, müridi de, sofusu da, herkes bila istisna, bütün müminler bu şekilde nefsini hesaba çekmek suretiyle Allah'ın hudutlarını korumak konusunda kendisine bir puan vermelidir. Kendisi sabah namazına kalkabiliyor da ehl-i iyalini, yani namaz kılmakla mükellef olan hanımını ve dahi çocuklarını, 15 yaşını ikmal etmiş olan ve namaz kılmakla mükellef bulunan çocuklarını sabah namazına kaldırmadan, onları da namaza hazırlanmadan camiye veya cemaate katılan bir mümin de mükellef olduğu vazifeyi eda etmiş sayılamaz. Dört mezhepte de, Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, dört mezhepte de bir Müslüman sabah namazına kendisi nasıl kalkıyorsa, nasıl kalkmayı başarmışsa, aynı şekilde ehl-i iyalini, namazla mükellef olan hanımını ve çocuklarını sabah namazına kaldırmadan camiye giderse cehenneme gitmiştir. Çünkü ve'mur ehleke bis salati vestabir aleyha ayetindeki diğer bir farza Allah'ın emrine muhalefet etmiştir. Ne demek ve'mur ehleke bis salati? Ey Müslüman, sen namaza kalktığın gibi nikahın altında bulunan hanımını da namaza kaldır. Uykuda bulunan ve namaz kılmakla mükellef olan çocuklarını da namaza kaldır hükmünü taşıyor. Bu hükmü çiğnemiştir. Hüküm içinde hüküm var, görüyorsunuz. Birisini yapmakla hepsini yapmış olamıyorsunuz. Hepsini yapmak lazım. Evde namaz kılmakla mükellef olan hanım ve çocuklar uykuda bırakılarak camiye gidilmez. Mümkün değildir. Allah'ın koyduğu hudutlar bunlar. Ve daha bunun yanında bir ömür itaat etmek zorunda olduğumuz,
ve muhafaza. Ayet-i kerimede öyle geçiyor. Hafizu ala salavati. Namazları, namaz hudutlarını, namaz sınırlarını muhafaza ediniz. Bakın, hafizu, muhafaza ediniz. Arapça bir kelime. Hafizu, muhafaza. Muhafız kelimesi de buradan geliyor, biliyorsun. Muhafız, koruyucu demek. Koruyacaksın, kollayacaksın sınırları. Fazla uzatmayayım, hadis-i şerife geçiyorum. Allah'ın hudutlarını, Allah'ın koyduğu sınırları, vel vaki'i fiha, o sınırları çiğneyen, o hudutları aşan insanın, insanların misali, misal veriyor. Resulullah'ın verdiği misal ne kadar enteresan, ne kadar cali dikkat, ne kadar insanı düşündürüyor. Misali, kemeseli kavmin, bir topluluğun misali gibidir. Kavim bir topluluk, bir millet. Misali gibidir ki, istemu ala sefine, bir sefine, Arapça gemi demek. Sefine, gemi. Bir gemiye kura ile, geminin içine kura ile giren bir topluluğun misali gibidir. Hani bir gemiye bineceksiniz, gemiye binerken kura çektirmişler size. Ne bakımdan? Geminin üstünde, yani güvertede oturacak insanlar ile geminin alt katında, biliyorsunuz geminin bir üst katı var, bir alt katı var. Üst kata, yanılmıyorsam, güverte diyorlar, güverte. Açık havada en üst nokta oluyor. Bir de geminin alt katı, suyun bir kısmı suyun altında olan geminin alt katı. Bu alt kata kimler oturacak? Üst kata kimler oturacak? Bunun belirlenmesi için kura çektiklerini Efendimiz misal veriyor. Kura ile gemiye binen yolcuların, toplulukların misali gibidir. Allah'ın hudutlarını çiğneyenlerin misali. Fesare ba'duhum e'alaha ve ba'duhum esfelaha. Kura sonucunda o yolcuların bir kısmı e'ala, yani en üst tabakaya, geminin üstüne çıktılar. Ve ba'duhum, o topluluğun bazıları, bir kısmı da esfeleha, geminin alt katına isabet ettiler. Kura sonucu geminin üst kısmında oturacak olanlarla geminin alt katında oturacak olanlar belli oldu. Dikkat! وَكَانَ الَّذ۪ينَ ف۪ي أَسْفَلِهَا اِذَا اسْتَكَوْ مِنَ الْمَاءِ. Geminin alt katında oturan yolcular, geminin bodrumu diyelim, bodrumunda oturan yolcular, اِذَا اسْتَكَوْ, suya ihtiyaç duydular. Kendilerine su lazım oldu. Su malum. مِنَ الْمَاءِ, ma su demek. Suya ihtiyaç duydular, suyu arzu ettiler. مَرُّ عَلَى مَنْ فَوْكَهُمْ فَقَالُوا لَوْ اَنَّا خَرَقْنَا ف۪ي نَص۪يبِنَا خَرْقًا. Alt kattakiler dediler ki, suyu istemek için üst kata çıkmaya gerek yok, hiç onları rahatsız etmeyelim, nasıl olmasa alt kattayız, geminin altı da bir kısmı suyun içinde devam ediyor. اَنَّا خَرَقْنَا ف۪ي نَص۪يبِنَا خَرْقًا. Bizim oturduğumuz yerden bir delik açalım, bir çiviyle veya buna benzer bir şeyle, hazır suyun üzerindeyiz, alt kattayız, üst kata niçin çıkalım canım? Niye sağı solu rahatsız edelim? Olduğumuz yerden hark, Arapça delmek demek. Bir delik açalım, bizim nasibimize düşen şu yerden bir delik açalım. وَلَمْ نِعْزِ مَنْ فَوْكَنَا. Üzerimizde, üst kattaki insanları da rahatsız etmiş olmayalım diye düşünseler ve geminin alt katında, tabanında
bir delik açmaya kalksalar, bakınız, فَاِنْ تَرَكُوهُمْ, eğer üst kattakiler, güvertede oturan yolcular, üst katta oturan yolcular, aşağıdan alt katta delik açan bu yolcuları kendi hallerine bırakırlarsa, canım ne bize lazım ya, ne yaparsa yapsınlar derlerse, bakın kainatın efendisi bir toplumun, bir devletin, bir milletin, bir kavmin nasıl yıkılacağını ne güzel bir misal ile, temsille açıklıyor. Üst katta oturan yolcular zevk-ü sefaya dalsalar, aşağıda gemiyi delip deldiklerinden haberleri olmasa, ilgilenmeseler, ne mi lazım canım, bizi ne alakadar eder deseler, helekû cemî'an, hepsi birden tamamen helak olurlar. Hepsi birden batar. Ve in ahazû alâ eydîhim, o alt katta delik delen, geminin altını delen insanların ellerini tutarlarsa, ve in ahazû, tutarlarsa, alâ eydîhim, ellerini tutarlarsa, necev, hem kendileri kurtulmuş olur, ve necev cemi'a, hem alt kattakiler kurtulur, hem de üst kattakiler kurtulur. Ama ne zaman? Ve in ahazû alâ eydîhim, ellerini tutarlarsa, diyor peygamber. Yahu siz ne yapıyorsunuz? Geminin altından delik delinir mi? Tazdikle geminin içine su dolar, gemi ağırlaşır, gemi su ile dolduğu zaman daha bu gemiyi de boşaltamayız. Dolayısıyla alt katta sizler de boğulursunuz, üst katta bizler de, hepimiz boğuluruz diye müdahale etmezlerse, önüne geçmezlerse, bu gemiyi delenlerin ellerinden tutmazlarsa, gemiyi delenlere mani olmazlarsa, ses çıkartmazlarsa, tepki göstermezlerse, karşı koymazlarsa, ne mi lazım derlerse, bu gemi tamamıyla batar mı batmaz mı? Peygamber bunu misal veriyor. Vallahi bugün de aynen Türkiye Cumhuriyeti, hadis-i şerifte haber verilen duruma aynen gelmiştir. Aynen gelmiştir. Harıl harıl birileri bu milletin tamamının içinde bulunduğu gemiyi deliyor. Kimi alttan deliyor, kimi üstten deliyor. Görüyorsunuz, durmadan Türkiye'yi bir gemiye benzetin. Türkiye'yi bir gemiye benzetin. Gemi hızla, vallahi göçmeye, batmaya doğru hızla gidiyor. Devletin en üst kademesindeki amirlerden, memurlardan tutun en alt kademeye kadar herkes rüşvet kazığıyla, yolsuzluk kazığıyla, cehalet kazığıyla, dalalet, sapıklık kazığıyla vurmadan bu gemiyi deliyorlar mı, delmiyorlar mı? Gemi su alıyor, batacaksınız Müslümanlar. Gemi su alıyor. Her taraftan bu gemi su alıyor. Ya Rabbi, ne işin var? Önüne geçmek lazım. Ve yine hazû alâ eydîhim, diyor kainatın efendisi. Bu gemiyi delenlerin İçinde 60 milyon insanın bulunduğu bir gemi olarak düşünün Türkiye'yi, gemi düşünün. Elinde tahrip edici aletlerle bu gemiyi delenlerin ellerinden tutmazsak, ellerini tutmazsak, gemiyi delmelerine mani olmazsak, müdahale etmezsek, önüne geçmezsek, sessiz kalırsak, seyirci kalırsak, ilgisiz kalırsak, bilgisiz kalırsak, bunca rezaletlerin karşısında dilsiz ve sessiz kalırsak, gemi tümüyle batar, hepimiz batar gideriz. Hadis-i şerif, bakın hadiselere nasıl ışık tutuyor. Şimdi izahına geçeyim.
önce biraz geriye gideyim. Geriye gideyim, yani tarih bakımından geriye gideyim. Efendiler, 100 yıl geriye gidersek, 100 sene, şimdi sene 1993, miladi olarak 1993, 100 sene geriye gidersek ne olur? 1883. Gidelim bakalım ne var? Arz ediyorum. 100 yıl önce, yani 1892 veya 93, 100 yıl geriye gittiğimiz zaman, 100 yıl takvimi geriye çevirdiğimiz zaman, bakın, 3 kıtanın üzerinde dünyanın en büyük devlet olduğumuz ortaya çıkıyor. 100 sene evvel. Bakınız, coğrafya dediğimiz, yani vatan dediğimiz, üzerinde hakimiyet kurduğumuz toprakların, üzerinde hakim olduğumuz sözümüzün geçtiği, Türk milleti olarak sözümüzü geçirdiğimiz, hakimiyetimizi kurduğumuz toprakların toplam kilometresi, bakın ne kadar, 100 sene evvel, 3.129.800 kilometre kareye hükmediyoruz. 100 sene evvel 3 milyon, aklınıza kalsın, aynen tarihte yazmışım, 3.129.800 kilometre karelik bir alana hükmediyoruz 100 sene evvel. Osmanlı toprakları. 1993'te bakınız, yani 100 sene sonra, 1993'te toplam üzerinde hakimiyetimizi kullanabildiğimiz toprakların toplamı tamamı 778 bin kilometre kare. Bak ne kadar küçülmüş, görüyor musunuz? 3 milyon 129 bin kilometre kareden 778 bin kilometre kare düşmüştür. O da şimdi buna bile hakim değiliz. Şu anda Güneydoğu Anadolu'da, yemin-i billah ile söylüyorum, Kars'tan Hakkari'ye kadar olan vatan topraklarında güneş battıktan sonra kimse sokağa çıkamıyor, devlet namına bir şey yok. 100 sene evvel 3 milyon 129 bin 800 kilometrekareye hükmeden bu millet niçin bu hale geldi? 778 bin kilometre kareye dahi bugün hükmedemeyecek, hakim olamayacak hale niçin geldi? Buna göre 100 yıl içinde, 100 sene zarfında Türkiye 12 defa küçülmüş bulunuyor. 12 defa küçülmüş. Düşünün. 1892'de donanmamız, yani deniz kuvvetlerimiz, deniz kuvvetleri, donanma diye geçiyor eskiden. Donanmamız dünyanın üçüncü büyük donanması. Üçüncü büyük donanması iken hiç para etmez. Derlerken 1993'te, yani 100 sene sonra bakınız 11.663 durumuna, şimdi 12'yi de bulmuş oluyor. Yani 38.876 defa Türk lirası küçültülmüş oluyor. 38 bin defa küçültülmüş. Yani bir Amerikan doları Osmanlı lirasının 1/3'üne tekabül ediyor. 1/3 hesap edin yani. Şimdi ise 100 sene zarfında, 100 sene sonra Amerikan dolarının karşısında Türk lirası diyelim 38.876 defa küçültülmüştür. Korkunç. 1892'de, yani 100 sene evvel, dış borç, dışarıya borcumuz 2 milyar lira iken, 2 milyar liraymış dış borcumuz, 1993'te 58 milyar dolar. 100 sene zarfında gavurlara öyle borçlanmışız ki 58 milyar dolar, Türk parası olarak 638 trilyon lira borçlanmışız. 638 trilyon.
doğan, tüyü bitmemiş yetim, bilmem kaç milyon borcundan doğuyor Türkiye'de. Dolayısıyla 319 defa milli itibar küçültülmüş 100 senede. 100 senede ki, yani 100 yıl aslında büyük bir zaman değil. Kendim düşünüyorum mesela, ben 20 sene evvel Malatya'daydım. Malatya merkez vaiziydim. 20 sene. Yani fazla bir zaman, 20 sene ne ki ya? Basit bir zamandır yani. Az bir zaman. Malatya'da 700 lira maaş alıyordum. 20 sene evvel, 21 sene evvel 700 lira maaş alıyordum. Ev kirası veriyordum. Rahat rahat yaşıyordum. 700 lira 20 sene evvel. Rahatlıkla geçimimi sağlıyordum. Bugün 700 lirayla hiç kimse affoyun çiçeği bile yapamıyor. Bakın ne kadar küçültülmüşüz, görüyor musunuz? Şu değer kaybına bakın Allah aşkına. Bunun adına kalkınmak diyen adamın suratına tükürmek lazım. Bunun adına çağ atlamak diyen eşeğin suratına tükürün. 20 sene zarfında 20 sene evvel aldığım bir aylık maaşla bugün şişimi halledemiyorum, tuvalete gidemiyorum, bir simit alamıyorum, bir çay içemiyorum ya. Sanki 200 senelik yıpranmış gibiyim. 20 sene aslında. Bunları düşünmüyor musunuz Müslümanlar? Ne hale geldiğimizi düşünmüyor musunuz? Şu millet düşünmekten mahrum kaldı. Düşünmek de televizyon denen felaket, medya dedikleri bu felaket unsurları devamlı milleti eğlendiriyor, düşünmekten mahrum bırakıyor. Düşünün bak nereye gelmişiz. 100 sene zarfında, 100 sene zarfında 3 milyon kilometre karelik bir topraktan, vatan parçasından 778 bin kilometre kare düşmüşüz. Hiçbirinin farkında değiliz. Neleri kaybettiğimizin farkında değiliz. 20 sene evvel 700 lira maaş alan bir memur iken düşünün bugün o 700 lirayla hiçbir şey yapma gücüne malik değilsiniz. Korkunç bir düşüştür yani. 20 senede ya. Buna kalkınmak denir mi? Buna yükselmek, buna çağ atlamak, buna ilerlemek, buna medeni olmak denmez. Mümkün değil. Bakın kalkınmak nasıl olur? Ondan da bir misal vereyim size. Bakın bizzat tarihi vesika sunuyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı 1914'te patladı. 4 sene devam etti, 18'de bitti. 1914. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra süratle değer kaybetmeye başlayan Alman markı, bakın şimdi, Birinci Dünya Savaşı'nda o kadar değer kaybetmiş ki Alman markı, Allah aşkına aklınızda kalsın. Amerikan doları karşısında şaşılacak bir orana düşmüş. Yanlış duymayacaksınız, arz ediyorum. Bir Amerikan doları, Almanya'da o zaman Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda, bir Amerikan doları 4 trilyon Alman markından işlem görmüş. Düşünebiliyor musunuz? 4 trilyon Alman markı vereceksiniz ki bir Amerikan doları alabilirsiniz. O zaman Almanya ne hale düşmüş? Ama bakın çok kısa bir zamanda bugün Almanya ne hale geldi, görüyor musunuz? Kalkınmak diye buna derler. 4 trilyon Alman markı 1 dolar etmezken bugün 1 markın değerine bakın dünyada. Kalkınmanın adı budur. Öyle lafınla, sloganla, yalanla, dolanla, dümenle hiçbir ne çağ atlanır, ne kalkınma olur, ne bir şey olur. Bakın Türkiye Cumhuriyeti bugün vallahi dünyada santim itibarı kalmadı. Ben halkın içinde dolaşan bir hocayım. Halkın içinde geziyorum. Korkunç bir moral çöküklüğü var. Her telefonu açan bana soruyor, hocam bizim halimiz ne olacak? Bakın devlet yok orta yerde, hükümet yok. Bir Amerikan doları Birinci Cihan Savaşı'ndan sonra Almanya'da 4 trilyon Alman markından işlem görürken bakın bugün Alman markı neredeyse doları yakalamış ve Amerika'nın burnuna girmiş ve sarsmakta ve sallamaktadır. Sanayileşmek budur. Kalkınmak budur. Büyük devlet olmak böyle olur. Öyle lafınla, sloganla hiçbir şeye varılmaz.
niçin bu hale gelindi? Efendiler, hadisi şerifi arz ettim size. Peygamberimiz ne diyor? Aleyhissalatü vesselam, geminin alt katında oturanlar gemiyi delmeye başladıkları zaman, canın nasıl olmasa suya ihtiyacımız var, su da bizim altımızda diye çatır çatır gemiyi delmeye başladıkları zaman, üst katta oturanlar yahu siz ne yapıyorsunuz diye bu cahillerin, bu gafillerin, bu hainlerin ellerini tutmazlar, engel olmazlarsa diyor peygamber, engel olmazlarsa ne olur? Helekû cemî'â, hepsi birden helak olur. Bakın bugün yaşadığımız 60 milyon nüfusuyla Türkiye'yi bir gemi olarak düşünün dedim. Her gün bu gemiyi deliyorlar. Mesela bir İSKİ skandalı. İSKİ öyle bir delik delindi ki bu deliği delenler hala yerinde oturuyor. Halktan bir tek tepki yok. Halkın tepkisi yok. Çık yok. Ses yok. Hareket yok. Adamlar hala yerinde oturuyor. Adeta millet ile kıs kıs gülüp alay ediyorlar. Millet bu hale gelmemesi lazım. Hani milletin tepkisi, hani milletin karşı koyması, hani milletten bir ses? Ses yok. Herkes zevkin, keyfin, günlük arzuların peşinde. Geçen gün bir kardeşimiz Antalya'ya gitmiş, Müslüman, mücahit bir kardeşimiz geldi. Hocam diyor, Antalya havaalanına indim. Vallahi kendimi kafir bir ülkede zannettim diyor. Kendimi kafir bir ülkede zannettim. Bütün avratların apış arası görünüyor diyor. Çır çıplak avratlar. Geçer yer böyle ama kendimi turist gibi kendi ülkemde, kendi yurdumda diyor yapayalnız hissettim diyor. Bütün avratlar sırtına kadar soyunmuş, güneşte yanmışlar, kararmışlar diyor, bronzlaşmışlar, yanık birer odun parçası haline gelmişler diyor. Dertleri başları güneşte yanmakmış. Aman ben şu kadar güneşte yandım, sen şu kadar yandın. Ne bunların zihninde, beyninde, ne Doğu Anadolu'da insanların ölmesi var, ne fakirlerin, ne yetimlerin, ne öksüzlerin hiçbir feryadı figanı yok. Onun var yok zevki, sefası güneşte bronzlaşmak. Rengi değişik bir şekil almak. Evet. Yani bir memleketin doğusuyla batısı dünyada bu kadar farklı olmaz. Batıya gidiyorsunuz, Ege kıyılarına, Marmara'ya gidiyorsunuz, deniz safaları, otel eğlenceleri, tatil köyü maceraları, deniz sörfü, vur patlasın, çal oynasın, herkes keyfinde, zevkinde ve nefsinin arzusunda. Gidin batıya bakın. Tatil köyleri adeta umumhaneye dönmüş vaziyette, kerhane gibi. Otel safaları, deniz safaları, yat safaları, deniz sörfü, rüzgarlı denizlerde uçuşmalar, koşuşmalar, zevk-ü sefalar. Doğuya geliyorsunuz, güneş battıktan sonra evinden çıkmaya kimseye cesaret kalmamış. Ölenler, vurulanlar, yıkılanlar, haddi hesabı yok. Bir memleketin doğusuyla batısı bu hale gelirse, o memleket batar mı batmaz mı? Vallahi batar. Bu kadar vurdum duymaz, bu kadar birbirinden uzak, bu kadar birbirine ilgisiz, bu kadar birbirinin azabından, ızdırabından habersiz bir memleket yaşayamaz. Mümkün değildir. Bu soyunan kadınların, eğlenen insanların zihninde, gündeminde, Batman'da işlenen cinayet yoktur. Ölen insanların, vurulan insanların ızdırabı yoktur. Üniversiteye çocuğunu kaydettirmek için istenen harcı, harç, üniversite harcını bulmak için ızdırap çeken fakir babanın azabı ve ızdırabı yoktur bu zalimlerin kafasında. Var yok eğleniyorlar, var yok zevk-i sefa sürüyorlar. Öteden devletin en başındaki adam, köşkün içinde bulunan adam hiç azap ve ızdırap duymuyor ve düğünden düğüne, nikahtan nikaha 30 milyarlık geçen hafta bir düğün yapıldı biliyorsunuz.
30 milyarlık düğünde Çırağan Sarayı'nda kadeh üstüne kadeh kaldırdılar. Hale bakın. Gelinin sırtına giydiği gelinlik 1 milyar Türk lirasına harcanmasıyla yapılmış. 1 milyar liralık gelinlik. O kadının veya kızın sırtına giydiği o 1 milyar lira gelinlikle 300 tane masum delikanlı evlenebiliyordu. O masrafla. Ve devletin en başındaki adamlar da bu gibi törenlerde arz-ı endam ediyorlar. Hiç utanmıyorlar, hiç sıkılmıyorlar, hiç ölen askerlerin kanından utanmıyorlar, vurulan polislerden utanmıyorlar. 30 milyar lira harcanmış düğünde. Ya korkunç efendiler. Devletin başındaki adam, ülkede devletin bulunmadığı yeri yok diyor. Ülkede devletin bulunmadığı yeri yok diyor. Vallahi gidin Kars'tan Hakkari'ye kadar güneş battıktan sonra kimse sokağa çıkamıyor. Hani devlet? Hani devlet? Akşam 8'den sonra sokaklarda hayat tamamen duruyor. Doğu Anadolu'da korku hakim, endişe hakim. 40 bin nüfuslu Bingöl 6 ayda 9 bin nüfusa indi. Yalan söylüyorlar. Öteden utanmadan bazı yazarlar çizerler, 21. asır Türk asrı olacak diyor. Türk asrı. Hangi asırdan bahsediyorsunuz? İşte ateş kapıya kadar yanaştı. Ermeniler görmüyor musunuz? Apar topar Azerbaycan'ın tamamını almak üzereyken başındaki o gavur Aliyev derhal Azerbaycan'ı Rusya'ya teslim etti. Türkiye'nin adı geçmedi, ismi geçmedi, hiçbir rol almadı, hiçbir hizmet yapmadı. Ya, bakın Allah aşkına, burnumuzun dibinde Orta Doğu'da Türkiye'nin adı geçmiyor. Orta Doğu'da, Filistin konusunda Türkiye'nin adı yok, sanı yok, yokuz. Kafkaslar'da Türkiye'nin adı yok, sanı yok. Balkanlar'da, Bosna Hersek'te Türkiye'nin adı yok, sanı yok, haricesi yok, politikası yok. Ama Allah aşkına söyleyin, ta Afrika'da, Somali'de bir Türk generali orada bir idarenin başında. Zerre kadar izahı mümkün değil. Burnumuzun dibindeki Orta Doğu'da yokuz, Balkanlar'da yokuz, Kafkaslar'da yokuz, Afrika'da varız. Bunu izah edebilir misiniz? Korkunç. Türkiye'de hiç kimsenin olup bitenlere atlayamıyor. Olup bitenlere mana veremiyoruz, veremiyorsunuz. Korkunç. Derin bir endişe var, korkunç bir umutsuzluk var. O gün Mahmut Paşa'ya doğru indim, Sultan Hamam'a doğru gittim, esnafı dinledim, hepsinde korkunç bir korku ve umutsuzluk var. Esnafa öyle bir umutsuzluk çökmüş ki, öyle bir huzursuzluk çökmüş ki, izahı mümkün değil. Efendiler, bakınız en geçerli ifadeleri ve davranışları, efendim dünya ile birlikte hareket ediyoruz. Dünyadan ayrı düşemeyiz. Dünya ile beraber hareket etmemiz lazım diyorlar. Aman ya Rabbi, şu hale bakın. Şu hale bakın. Ve bu yüzden de aynen bizim dış politikamız, milletlere karşı tavrımız, sel üstünde yürüyen kütük gibi. Hani sel üstünde kütük yürürse ne olur? Bir oraya çarpar, bir oraya. Hiçbir planı programı yok. Sel üstünde yürüyen kütük. Efendiler, aklımızı başımıza almazsak son vatan parçası, son toprak parçası da elimizden alınmaya başlayabilir. Bakın işte Bosna Hersek'te dünya ile beraber hareket edeceğiz dediler. Dünya ile beraber hareket edeceğiz dediler. Bosna'da dünyanın dediği değil, Sırp kafirlerin dediği oldu. Yani Bosna'da dünyanın dediği nedir? İşte Sırplar oraya tamamen hakim oldular. Kadın, çoluk, çocuk demeden kesti ve intikam aldılar, yok ettiler. Hırs ve namus bırakmadılar.
Azerbaycan'da dünyanın dediği değil, bakın Rusya'nın dediği oldu. Ne yani? Hangi laf hangi doğru sözü çıkardı ortaya? Azerbaycan'da dünyanın dediği değil, Rusya'nın dediği oldu, Rusya'nın düdüğü öptü. Türkiye'nin hiçbir sesi çıkmadı, Anısan ortaya çıkmadı. Evet, ülkeyi 70 yıldır idare edenlerin, yöneten kadroların alnında tamamen yolsuzluk nişanı mevcut. 70 seneden beri Türkiye'yi idare edenlerin tamamının alnında vallahi kara leke var. Yolsuzluk var. 70 yıldır bu devam ediyor. Temiz bir eleman, tertemiz bir kadro neredeyse mevcut değil. Resmen vergi kaçırıyorum diyen, vergi kaçırıyorum diyen bir zenginin 30 milyarlık düğün töreninde devletin en başındaki adamlarla bütün bakanlar orada ihtima ediyor. Ya o adam resmen vergi kaçırıyorum diyor, bütün bakanlar onun davetine katılıyor. Hatta biliyorsunuz başbakan bu düğüne katılan bakanların çokluğundan bakanlar kurulu toplanabildi mi, toplanamadı mı? Toplanamadı. Dünyada böyle şey görülmemiştir. Hükümet kabinesi toplanamıyor. Niye? Bakan beyler 30 milyarlık şampanyalı düğün törenine katılmışlar. Doğuda insanlar askeriyle siviliyle can pazarındaymış. Hiç umurlarında değil bu adamların. Onlar beyaz papyonlu beyaz elbiseleriyle nikah törenlerinde şarap içiyorlar, şampanya patlatıyorlar. Öbür taraftan Müslüman Türk milletinin kadınlarını satarak zengin olan Manukyan ismindeki şerefsiz Ermeni karısına şeref madalyası veriliyor. Sizin buna aklınız eriyor mu? Sizin buna vicdanınız yeriyor mu? Sizin buna kitabınız uyuyor mu? Efendiler memleket batar. Vallahi Allah rahmetini üzerimizden çekerse kimse engelleyemez buranın batmasını. Ermeni yahu Manukyan şerefsiz bir kadın. İslam'ın düşmanı, Allah'ın düşmanı bir kadın, Ermeni bu. Ayşeleri, Fatmaları satarak dünyanın parasını toplayıp her sene vergi rekortmeni oluyor mu, olmuyor mu? Bunu nasıl hazmediyorsunuz, nasıl hazmediyorsunuz? Ve bu karı topladığı paraların büyük kısmını Ermenistan'a göndermediğinden nasıl emin oluyorsunuz? İski skandalının arkasındaki Yahudiler, Bensiyon Pinto, Habib Aron namındaki bu korkunç Museviler, bu Allah'ın düşmanı Yahudiler, bu topladıkları paraları İsrail'e göndermediğinden emin olabilir misiniz? Zavallı memleket, zavallı Türkiye'm benim, zavallı yurdum benim, zavallı memleketim benim. Ama onlar hiç endişe etmiyorlar. Yurtta sulh, cihanda sulh dedik mi her şeyi düzeltiriz zannediyorlar. Hala slogandalar. Hala soytarı soytarı dolaşıyorlar, su üstünde yürüyen kütük gibi geziyorlar. Efendiler, meseleler çok. Eğer millet sessiz kalmaya, ilgisiz kalmaya, hissiz kalmaya devam ederse ve geminin alt katında olanlar gemiyi delmeye devam ederlerse, valiler, umum müdürler, müsteşarlar, bakanlar, belediye başkanları durmadan bu gemiyi deliyorlar. Elleri tutulmazsa ve bunların elleri kırılmazsa, kafaları kırılmazsa, bu gemi batarsa hepimiz batacağımızı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem resmen haber veriyor. Allahu Teala içimizdeki iyiler hürmetine batmamıza fırsat vermesin inşallah. 2000 yılına kadar derlenip toparlanmayı ve 2000 yılında laikliğin kaldırılarak İslam'ın devletinin kurulmasını Rabbim ehli İslam'a nasip etsin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.